Arkadaşlar merhaba. Bugün 22 Ocak 2023 Pazar günü Dortmund'dayız. Almanya'da Dortmund'da. Bugün böyle herkesin hani katılım yapabileceği soft yumuşak bir yarış günü. Hani şimdi deriz çok büyük ikramiye vermez. Bir de ters atlar gelir verir. Temkinli konuşalım ama 7'li plase belki de 6'dan fazla verir. Onu da söyleyeyim size. Evet, birinci koşu 13.20'de 7'li plasenin ilk ayağı arkadaşlar. Burada handikap bir koşuyla başlıyor. Tüm koşular kum pistte. 4 yukarı İngilizler 2500 metreye çıkacaklar. Burada arkadaşlar normal şartlar altında 3 numaralı Conquering'i biz bank olarak düşünüyoruz. Antonia von der Recke. Bu Benelux ülkelerinden bir tane bayan bu. Şimdi burada AGF oranlarını kesinlikle görmemiz gerekecek burası için. Çünkü çok az ikramiyesi var bunların gördüğünüz gibi. 2000 euro birinci ikramiye var. Toplamda dağıtılacak ikramiyeler burada bugün herhalde 4000 dolar ortalama, 4000 euro civarında ortalaması var. Burada 6 numaralı Smagrad, Joseph Boyko ile buna rakip olabilir. Bunu şimdi biz tek olarak böyle düşünelim. Hani iyi çıkarsa Conquering, banko atarız ama dediğim gibi 5-6 numaralı Samarakt, Joseph Boyko ile ve yine hani kalitesiyle burada 4 numaralı Sunny Star arkadaşlar 6 ve 4'te yazılabilir. Hani 7'li plase önemsiyorsak eğer bu tip bir fazla at yazmak için ideal. Orada bir tane Lope de Vega yavrusu var. Şu bir numara arkadaşlar ama çok etkisiz o safkan. Yani bir sıkıntı var o safkanda. İkinci koşu ile beraber altılı gayan başlıyor. Saat 13.50'de 4 ve 40 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet, burada şimdi bugün bol bol alternatif bankolardan bahsedeceğiz. Bir numaralı No Day Never. Bu No Day Never'ın yavrusu. Tolga Koyuncu biniyor. Alternatif bankomuz bizim. Artık dünyanın her yerinde jokerlerimizi görüyoruz. Ne mutlu bize. No Day Never arkadaşlar. Alternatif Banko. Bu safkanın iki tane rakibi var. Ciddi rakibi 7 numaralı Blueberry Tree. Joseph Boyko ile ve 5 numaralı Come First. Sibel Vogt'la. Bunların da geniş yazmak isteyenler arkadaşlar. Geniş kupon yapmak isteyenler. 4 numaralı Vinnare. Ve 3 numaralı Solar Bay ve 6 numaralı Manero eküler yani. Burası bir alternatif banko 7 ve 5 yakın rakipleri 4, 3 ve 6 da geniş kuponlarda yazılmasında yararı olacağını düşündüğümüz safkanlar arkadaşlar. Evet, üçüncü koşu altılı gayanın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1950 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar bu üçüncü koşuda 9 numarayı banko atıyoruz. Kalesi. Burada banko. 47 handikap puanıyla gözükse de bu geçen yarışta hatırlarsanız AGF1 çıkmıştı. Ve üçüncü oldu. Bu sefer tecrübeli jockey biniyor. Zannedersem Anne van der Tros mu biniyordu bilemiyorum. Hatırlamıyorum şimdi ama burada biz bunu banko atmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Ha, tabii burada bu safkanı eğer kaldırdığınız anda bize göre bütün atların gelir, onu söyleyeyim size. Hani budur şudur böyle ayrım yapamıyoruz bu ayakta pek. Kalesi burada net bir banko bize göre. Bizim kendi düşüncemiz o. Daha başka bankolarımız, alternatif bankolarımız, onları da kullanabilirsiniz tabii ki. O bizim sürdürek bankomuz olmuş oldu. Dördüncü koşu handikap 4 yukarı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Evet, burada da 4 at var. 2 numaralı Lomersheim Thomas Scardino ile 10 numaralı Amarcord, Maxim Pechour, 5 numaralı Prayer Mat, Mirko Sanna ve 7 numaralı Fragile Planet, Anna van den Tros arkadaşlar. Evet, bu 4 tane safkanı mutlaka yazalım. Bunun dışında varsa ilave ederseniz 2, 10, 5 ve 7 numaralı safkanlar diyoruz buraya. Burada benim atım şu 10 numara Amarcord arkadaşlar. Çok dikkat bu safkana. Bu safkan gördüğünüz gibi son 6 performansında yüzde yani 90, yani şöyle söyleyeyim, sadece bir tane koşuda tabela dışına çıkmış. 5. olmuş da hepsi tabelada. Bütün koşular tabelada.
Aynı şekilde bu da Lommersheim de öyle. 2 numara. Zaten 2'yi biz başa aldık. 2, 10, 5 ve 7 dedik buraya. 5. koşu şartlı 4 yukarı İngilizler 1950 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada şimdi 5 numaralı Palatina şimdi bak kısıtlı gibi gözüküyor ama burada Palatina Concetto Santangelo ile burada normalde alternatif banko diyelim adı. Çünkü bir tane rakip var. O da buraya İngiltere'den gelen bir nolu Right Turn. Evet, Right Turn, sağa dönüş atın ismi yalnız. Anna van den Troost. Şimdi bu safkan, bunların hepsi, şu derecelerin hepsini İngiltere'de yapmış. Onu söyleyeyim. Ve İngiltere'de engelli, önce İrlanda sonra İngiltere, hani hikayesi, hayat hikayesi böyle. İngiltere ve İngiltere'de de engelli koşular. Yani bu atlamalı var ya önde duran engelli, uzun mesafe atı bu. Ya arkadaşlar alacak götürecek bu at bu yarışı bugün. Çünkü böyle İngiltere'den gelen klas atları bunlar alıyorlar, satın alıyorlar, burada yarışlara sokuyorlar. Bu atlar çünkü orada bakıyorlar bir şey yapamayacaklar. Yani burası Almanya gerçekten çok alt grup böyle at yarışlarının olduğu bir yer. Yani üst düzeyde çok zor bulursunuz burada. Orasının bu bir numaralı safkanı ve bir de burada Welland Brasher arkadaşlar. Bu da daha evvelden İngiltere'den gelmiş. Zaten İngiltere pasaportu var. Exiden Excel yavrusu. Bu da böyle sürpriz sürpriz işler yapan bir safkan. Yani buraya şimdi 5 ata 5 tane atın koştuğu bir aya 3 tane at yazmak ne kadar mantıklı bilemiyorum. Dediğim gibi siz tamamen size bırakıyoruz bunu. Biz burada 5 numarayı alternatif banko gösteriyoruz. 1 ve 3'ü de olası sürprizler yapabilecek olan at adayları gösteriyoruz arkadaşlar. At adayı. 6. koşu handikap 4 yukarı İngilizler 1950 metreye çıkacaklar. Evet, burada da şimdi aslında günün en karışık yarışı burası. Burada da şöyle derinlemesine bir çalışma yaptık. 2 numara öncelikle 2 numara Baviera Iron Thomas Cardino ile burada son koşusu Dortmund'da ikinci. Bakalım burada kaçıncı olacak? Boyunla hem de ikinci yani. Normalde şurada bir yazıyor da olabilirdi. Boyun farkıyla ikinci olmuş. 6 numara Aradus Stefani Koyuncu'yla bu son iki koşusunu Dortmund'da yapmış. Yani yılbaşından evvel ve sonra yaptığı işler bunlar. 5 numaralı Gedöns burada Maxim Pechour arkadaşlar. Dortmund'da birinciliği var bu safkanın. Şu Gedöns'ün şu Dortmund'daki birinciliği şu olması lazım. Evet, bu. Ve İrlanda'dan gelen bir tane de Ginistrelli. Antonio van der Derke işte. Bu otomatikman burası 2-6-5-1 olarak biz geçmek istiyoruz. Buraya biraz at yazmak istiyoruz. Burada genelde eşit değer güçte safkanlar var çünkü. Evet. Arkadaşlar son ayağa geldik şimdi. Son ayakta çok net bir bankomuz var. 2 numaralı Cobalt Maxim Pechor'la banko arkadaşlar. Bu Oasis Dream yavrusu bunları yer bitirir. 1 numarada Ecuris de Fransa'dan geldi. Bir kez koştu. Üçüncü oldu. Şu safkan. Bu yarış yani en son yarış bu. Üçüncülü işte bu. 2 numara banko atıyoruz arkadaşlar. Zaten bunun da herhalde rakibi 1 numara olacak. Dediğim gibi biraz kısıtlı program var. Ama ne olsa olsun hani at yarışını zevk için izleyenler, bu arada oynayanlar, ne bileyim vermiş olduğumuz bu bilgilerle kendileriyle harmanlayıp güzel bir pazar günü geçirirse biz de mutlu oluruz arkadaşlar. Herkese güzel bir pazar günü diliyorum. Diğer videolarımız da var. Tabii akşam yarışları, Amerika yarışları premium üyelik gerektiriyor. Onun yüzden premium üyeliğe davet ediyoruz arkadaşlar. Buyurun premium üyemiz olun. Bir ay boyunca bu videolarımız İzmir, İstanbul genelde ve Amerika videolarımızı rahatlıkla izleyebilirsiniz diyoruz. Herkese iyi pazarlar, hoşça kalın.